Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Eğitimlerinizde, çalışmalarda bahsettiğiniz bir şey var. İnsanlar üç yolla yaralanır ve iyileşir. Bıçakla, bitkiyle, söz ile. Evet. Nedir bu sözle yaralanmak ve sözle iyileşmek? Önce tam olarak söylediğimizi bir söyleyelim, üzerine konuşalım. İnsan bu üç şeyle iyileşir. Bıçakla, bitkiyle ve söz ile. Çok ironiktir ki bu üçüyle de yaralanır. Bıçakla, bitkiyle ve söz ile. Sözün insan hayatında çok büyük bir önemi vardır. Osmanlıca bak etimolojik olarak incelediğinde kelemden gelir. Kelimenin kökü. Yani yaralamak anlamındadır. Arapçada da baktığında yara ve iz olarak görüyoruz. İnsanın çıkardığı seze lafız denir ya, lafız atmak demek. Yani bir söz söylediğinde lafzında ötekini yaralayabilme potansiyeline işaret eder. İnsan öteki var olmadan var olamayan bir varlık. Yalnızlaştığında yozlaşan bir varlık. Hani sivilize insan diyoruz ya, sivilize insan ne? Kalabalıklar içerisinde bir toplumda, modern dünyada işte çeşitli eğitimler almış bir insan, modern insana işaret ediyor. Eskilerde dilin önemi çok önemliydi. Büyük bir önemi vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Yohanna'nın İncil'i miydi? There was the word at the beginning. Her şeyden önce söz vardı diye başlıyordu. Sözü, insan sözle yaralanabilen bir varlık. Ve en derin yaralarımız, dikkat et, söz ile olanlar. Çünkü bıçakla falan olanlar tıbbi müdahalelerle iyileştirilebiliyor. Ama söz ile olanlar yıllar yılı sürebiliyor. Hatta bununla ilgili bir söz vardı. Bazen bir sözü unutmak, bir yüzü unutmaktan zordur diye. Size bir gün biri öyle bir şey söyler ki, o kadar ağrınıza gider, o kadar yaralanırsınız ki, belki de hayatınız değişir. Bu anlamda insanın çok da güçsüz olduğu bir alan bu. Şimdi herhangi bir hayvan alalım. Şimdi bu Dubai'de falan oluyor böyle arabaların içinde leopar falan gezdiriyorlar hani pırlantalı tasmalarla falan. Şimdi o hayvanı al sen. Koy buraya de ki işte ne bileyim seni aldığım güne lanet olsun ne biçim hayvansın sen. İşte kokuyorsun, doymuyorsun, kaça doyuyorsun sen biliyor musun bıktım senden de. Bir şey değişir mi? Değişmez yemeğini verdiğiniz sürece. Aynen. Tabii. Ama bunun yarısını çocuğuna söyle. Kendi öz evladına. O çocuğa de ki mesela ben çalıştım bu insanlarla. Yani tam doğrultmuştuk kendimizi babanla. Sonra ben bir gün hamile kaldım. Şimdi demiyor ama ne diyor? Sen doğdun bizim durumumuz bozuldu diyor. Ya da erken dönemde ölen bir kardeş oluyor. Çocuklar arka odadan duyuyor cenaze evinde annesinin. Keşke öbürü ölseydi diye. İnsan bu duyduğuna, ona söylenene çok itibar eder. Çünkü personası, kişiliği buna bağlıdır. Yani işte insan görülmek, kabul görmek, duyulmak isteyen bir varlık. Görülmediğinde, kabul görmediğinde, onaylanmadığında varlığı çok derinden etkilenen bir varlık. Hayvanattan en büyük farklarından bir tanesi de bu. Bu anlamda dil yarası çok uzun seneler sürebilen, tamiri kolay olmayan en önemli yaralanmadır diyebilirim. Söz ve dil çağımızda da en çok ihtiyaç duyduğumuz mefhumlardan bir tanesi. Zira son zamanlar dikkat ediyor musun? Bizde şöyle bir gelenek oldu. Böyle çeşitli kafelerde, mesela dikkat et bu nargile kafelerde falan insanlar pek konuşmazlar bazen. Bir şarkı açıktır onu dinler. Herkesin aklı oraya gider. Arabeski seviye olmamız aslında o sözlerle alakalı bir şey. Herkes o şarkının sözünü atar birbirine. Birbirine şarkı sözleriyle mesaj verirler.
O söz çünkü bir şey hissettirir. O hisle de seninle aynı şeyi hissettiğimizde de biz birbirimizi anlamış oluyoruz. Bir diğer temel ihtiyacı da insanın anlaşılmaktır. Özellikle ilişkilerde hep altını çizdiğim bir şey var. Neydi o? En çok anlaşılmak istiyoruz. Görülmek istiyoruz. Destekleyici ebeveynlerimiz olmadığı için çoğunlukla partnerimiz tarafından desteklenmek, onaylanmak istiyoruz. Bu haliyle insan yaşamdaki belki en güçsüz, en fragil varlıktır diyebiliriz. Bazen çalışmalarınızda danışanlardan birine bir söz söyletiyorsunuz. Biz bir oda dolusu insan boynumuzu büküp öylece kala kalıyoruz. Çünkü hepimize dokunuyor. Bu aramızdaki görünmez bağları görünür kılıyor neredeyse. Bu kadar güçlü müdür gerçekten? Yani hep yaralayan tarafından birazcık bahsettik. Bazen bir söz bu kadar iyileştirici olabiliyor mu? Ya da dönüştürücü olabiliyor mu? Bu denli yaralayabiliyorsa aynı oranda da iyileştirme potansiyeli var demektir. Neleri dönüştürebilir hayatımızda? Vallahi işte kuantum dramalarda daha ziyade hani ne yapıyorsunuz diye sorduklarında benim bıçağım yok. Ben hekim değilim. Benim bitkim de yok. Gene fitoterapist değilim. Benim sözüm var. Ben sözü kullanıyorum. Söz ile yaralanmışları söz ile tabiri caizse iyileştirmeye gayret ediyoruz. Bu söz öyle bir şeydir ki kimden çıktığı, nasıl vurgulandığı, muhteviyatında ne dendiği o kadar önemlidir ki. Drama çalışmalarında özellikle anne baba egzersizleri yaparken hani mecazen annemizin, mecazen babamızın karşısında kullandığımız bu dil ve o sözler ruhumuzda müthiş bir yer buluyor. Orası da çok iyileştirici bir yer. Gönlümüz ferahlıyor, içimiz rahatlıyor ve hayata daha mutlu, daha açık, daha keyifli gözlerle bakabiliyoruz ki insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi de zaten gevşeyebilmek. Hepimiz günün sonunda gevşemiş, rahat ve güvende olmak istiyoruz. Bu anlamda söz içinde çok güçlü duygular barındıran bir dışa vurum insan için. Tabii ki insan hareketle de yaralanabilir, bir jestle de, bir mimikle de yaralanabilir. İşte o şey mekanizması, bütünsel hissetmeye çalışıyor. Yani ben sana hakaret ettiğimde senin aslında bütünselliğine, varlığındaki bütüne tehdit olmuş oluyorum. Ve dağılacakmış gibi hissediyor insan. Bu anlamda aynı şekilde söz onu tekrar bir araya getiren, bütün parçalarını bir araya toplayan, onu bütünsel hissettiren bir güce sahip oluyor. Ve toplumların kullandığı dil, ailenin kullandığı dil, iş yerinde kullanılan dil de aynı şekilde bir arada bulunan insanların ne kadar barış içerisinde olabileceklerini tayin ediyor. O zaman sadece duyduğumuz sözler değil de bizim ürettiğimiz sözler de hayatımızda bir şeylerin dönüştürücü olabilmesine faydası olabilir. Pekala olabilir. Hatta işte o yazma terapisi diyoruz ya, yazmak o içinden dışarı çıkarmaktır. Yazabilmek çok iyileştirici bir şeydir, düşünsene. Sen de yaptın, yazdın mı hiç? Tabii. Ne kadar insan rahatlıyor değil mi? O dışarı atmış oluyorsun. O kelimeler vasıtasıyla biz niyetlerimizi bile çalıştırırken hani yazarak çalıştırırdım ya ben sizi. O yazmanın getirdiği o hareket, o kinetik enerji, buradan gelenin burada harekete dönüşmesi müthiş bir güçtür. Söz insan için en belirleyici unsurlardan bir tanesi aslına bakarsan. Bizim kelime haznemizi biraz geliştirmemiz gerekiyor. Daha çeşitli düşünebilmek için. Bizim dilimizi çok daha etkin kullanabilmemiz gerekiyor. Misal evrenindeki sonsuz potansiyel, o sınırsız potansiyeli harekete geçiren şey sözdür. Mevlana'nın da buna işaret eden sözleri vardır.
misal evrenini sözle harekete geçirirsin gibi bir şey. Biz sözümüzle var oluyoruz. Daha da geriye gidersen, bizim anne babalarımızın, onların anne babalarının dönemine gidersen, o zaman çek senet mi vardı? Söz ile anılırdı değil mi? Söz çek senet yerine geçerdi. Tabii o çağ ile bu çağ arasında ciddi fark var. O zaman haysiyet diye bir şey var. Bu çağda haysiyet yok. O yüzden onun yerine imzalar, avukatlar, hukuk, senet, sepet, imza gerekiyor. Çek karnesi gerekiyor. O da işte... Peki ben biraz faydacı biri olduğum için bu dönüşmeye başlamak için kendi dilimizi nasıl kullanmalıyız? Yani her gün yaptığımız, söylediğimiz, ağzımızdan çıkan şeyler bazen farkında olmadan bize de zarar veriyor. Doğrudur. Nasıl bir dil kullanmalıyız ki hem bize hem etrafımıza bir faydası olsun? Çok basit olsun? Bir örnek vereyim. Hayata nasıl yaklaştığımızı çok belirleyen bir şey bu söz. Örneğin benim hiç zamanım yok dediğinde, param yok dediğinde, şu yok bu yok dediğinde aslında hep yokluğa odaklanmış oluyorsun. Halbuki bunun yerine şunu seçersen az vaktim var. Varlık bilincine işaret eder. Bu mesela kelimelerin gücünün farkını hissettiren bir şeydir. Hatta bazen yerlerini değiştirirsin, anlam değişir. İki tane örnek vereyim mesela. Ben Tanrı'yım dediğim zaman, ya bu manyak manyak konuşuyor derler. Tanrı benim dersem, psikiyatrik hastaneye yatarım. Mesela seni çok seviyorum ama beni çok kızdırıyorsun. Beni çok kızdırıyorsun ama seni çok seviyorum. Yerini bile değiştirdiğin zaman bak anlamı, tınısı farklılaşıyor. Bu anlamda bizim özellikle Türkçenin çok geniş bir yelpaze sunduğunu söylemem lazım. Çok ara anlamlara gelecek kelimelerimiz var. Biz de kanalımızda malum bazen altyazı yapmak, bant atmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ben Osmanlıcadan, Arapçadan, Farsçadan, biraz İngilizceden, Fransızcadan da dilimiz de etkilendiği gibi doğal olarak ben de etkileniyorum. Hususi olarak eski kelimeleri kullanıyorum ki aman yeni nesil beni anlasın gibi bir kaygım yok. Ben hayatı nasıl yaşıyorsam burada da öyle aktarmaya gayret ediyorum. Hatta bunun bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çok da beğeniyorlarmış biliyorsun bizim o bantlarımız. Her zaman güzel geri bildirimler aldık. Bu anlamda daha çok okuyacağız. Daha çok susacağız, daha çok düşüneceğiz, ondan sonra konuşacağız. Şu çok önemli, öğreneceğiniz ilk dil susmayı bilmektir. Sessizliktir. Hoşça kalın.